Galatasaray O'Reilly ile masada. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili adadan flash bir iddia geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre Galatasaray ve Atletico Madrid Celtic forması giyen Matt O'Reilly ile ilgileniyor. 23 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. O'Reilly bu sezon İskoç ekibi Celtic adına 11 gol atarken 14'te asiste imza attı. Ocak 2022'de Celtic'e 1.8 milyon euro karşılığında transfer olan O'Reilly, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Galatasaray'dan Moder hamlesi. Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavan atmaya hiç niyeti olmayan Cimbo Murata'yı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis ödenen Moder'in satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor. Bir dönem oynadığı futbolla yeni Goretzka olması beklenen Moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Peki siz Moder hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Moder'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Jorginho bombası. Problem yaşadığı bölgelere takviyeler yapmak için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray gündemine dünyaca ünlü bir ismi ekledi. Kerem Demirbay'ın performansıyla orta sahada eli rahatlasa da orta sahaya çok önemli bir ekleme yapmak isteyen sarı kırmızılılar Jorginho'yu listesinin üst sırasına yazdı. Tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan İngiliz devi Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Jorginho'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray oyuncuyu ikna etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun transferiyle birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'de yakından ilgileniyor. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a Icardi için dev teklif. Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi için Arap kulüpleri kesenin ağzının sonuna kadar açtı. Fahiş fiyatlarla kadrosuna kattığı süper yıldızlarla transfer piyasasının odak noktası haline gelen Fulya kulüpleri, Hasan'ın ikonik yıldızı Icardi'ye de transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde de oyuncuyu çok isteyen Arap temsilcilerinin Galatasaray'a reddedilmesi çok güçlü bir teklifle geleceği iddia edildi. Tam 50 milyon euro. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan sponsor desteğiyle birlikte senede 10 milyon euro net maaş alan Icardi için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 50 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo ve El Nassr, Mauro için de yıllık 40 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Icardi Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu biliniyor. Kulislerde Icardi için daha önce Paris Saint Germain'e 40 milyon euro öneren Suudilerin 50 milyon eurolara çıkmasının mümkün olabileceği konuşuluyor.
Galatasaray 5 yıllık imzayı attırdı. Galatasaray iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yönetim performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Lucas Torreira ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan yönetimin, 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin euro üzerinden yeni kontrata ikna ettiği bildirildi. 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı önlübero, sarı kırmızılı formayı 2028 yazına kadar giymeye devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Torreira, defansif anlamda takımın sigortası konumunda bulunuyor. Galatasaray'dan Arias hamlesi. Galatasaray tetiği gönderip Sakana'da bir terfiye yapmak için yol haritasını belirledi. Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da hala piyasası olan Tedeşi'nin 10 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Galatasaray kanat bölgesinde oluşacak oyuncu eksikliğini de yine bir Güney Amerikalı olan Arias'la doldurmayı düşünüyor. Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı futbolcuya Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Arias, kariyerinde sahaya çıktığı 259 maçta 42 gol atıp 41 de asist yaptı. Galatasaray'dan Piotr Zielinski bombası. Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisini yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski, transfer etmeyi çok istiyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Galatasaray, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor.